Şımartılmış çocuğun hayal dünyası. Bireysel psikoloji, bir kimsenin ancak kendisiyle ilgili hayat problemlerini çözerek kabul ettiği davranış çizgisini gözlemek suretiyle anlaşılabileceğini bildirmektedir. Bu davranışın nasılı ve niçini dikkatle gözlenmelidir. İnsan hayatı insanın imkanlarıyla başlar. Bunlar gelişme imkanlarıdır. Bu gelişme imkanları elbette herkes için farklıdır. Bu ayrılıkları ancak yapılan işlerle anlayabiliyoruz. Hayatın başından beri gördüğümüz her şey doğuşun ilk gününden itibaren güçlü bir şekilde çevre olaylarının etkisi altında kalır. Bir araya gelen iki etki, katılımın ve çevrenin etkisi çocuğun malı olur. Çocuk gelişme yolunu bulmak için bunlardan yararlanır. Esasen yönsüz, amaçsız bir yol veya bir davranış düşünülemez veya izlenemez. İnsan ruhunun amacı zafer, mükemmelliktir, güvenliktir, üstünlüktür. Çocuk vücudunun ve dış dünyanın kendisine duyurduğu etkilerden yararlanmanın yolunu bularak yapıcı kudreti ve kapasitesiyle az çok yetinmek zorunda kalır. Kelimelerle ifade edilmeyen ve düşüncelerle değerlendirilemeyen davranışının temelini meydana getiren hayat anlayışı kendi şaheseridir. Böylece çocuk dinamik kanununu elde eder. Bu kanun bir eğitimden sonra hayat stilini belirlemede kendisine yardım eder. Yaşadığı sürece hayat stiline göre düşündüğünü, duyduğunu ve hareket ettiğini görmekteyiz. Bu hayat stili daima çocuğa dış yardımın sağlandığı koşullar içinde gelişmektedir. Aile çevresinden başka bir çevrede menfaat gözetmeyen bir yardım ortaya çıktığı zaman hayatın daima değişen koşulları içerisinde böyle bir hayat stili tamamıyla yerinde görülmektedir. O zaman ortaya çıkan soru şudur: hayatta alınması uygun olan durum nedir? Hangi hayat problemlerinin çözümü düşünülmelidir? Bireysel psikoloji imkan nispetinde bu sorulara cevap vermeye çalışmakta. Hiç kimse tam gerçekliğe ulaşamaz. Genellikle doğru olarak kabul edilen somut bir çözüm en azından şu iki nokta ile kendini kabul ettirmelidir. Bir fikir, bir duygu, bir aksiyon ancak bir ebedilik görüşüyle doğru kabul edilebilir. Öte yandan müşterek hayatın mutluluğunun ve selametinin şaşmaz bir şekilde ebediyet düşüncesinden meydana gelmesi gerekmektedir. Geleneksel problem için olduğu kadar yeni problemler için de bunun doğru olması gerekmekte. Hayatı problemlerle olduğu kadar daha az önemli problemleri de uygulamalıdır. Herkesin kendisine göre çözmesi gereken ve çözdüğü üç büyük hayat problemi, topluluk, iş ve aşk sorunları ancak topluluk yararına yapılan çabanın hayatı bir sorun olduğuna inanan insanlar tarafından doğru olarak düşünülebilir. Yeni problemler karşısında bir kararsızlık ve şüphe ortaya çıkar. Bu kaçınılmazdır. Bir insan ancak hayat problemleri karşısında tepkisi bulunmayışının nedeni iyi anlaşılınca değerlendirilebilir. Bireysel psikoloji pratik bir psikolojidir. Yapıcı tasvip bütün bu etkilerden yararlanılması üzerinde durur. Topluluk yararına yapılan çabanın hayati bir sorun olduğunu düşünen ve her durumda yeni, özel olan şeyi görmeyen kimse kaderimizi kötü yapan etkin nedenlere, eğilimlere, içgüdülere kolaylıkla inanabilir. Sosyal duygunun köklerini araştırırken ilk ve en önemli faktör olarak anne ile karşılaşırız. Ona bu rolü tabiat vermektedir. Annenin çocuğu ile ilişkisi içten gelen bir işbirliğidir. Her ikisi de bu içten münasebetlerden yararlanır. Bu bazılarının sandığı gibi annenin çocuk tarafından tek taraflı, sadık bir istismarı değildir. Baba, öteki çocuklar, yakın akrabalar ve komşular, çocuğu topluluğun bir düşmanı gibi değil de hak bakımından eşit bir işbirlikçi halinde alıştırarak bu faaliyeti kolaylaştırmalıdırlar.
Çocuk başkalarının işbirliğine güvenebildiği ölçüde kendiliğinden işbirliği yapma arzusunu duyar. Bütün imkanlarıyla işbirliğine katılır. Fakat belli bir şekilde aşırılığa kaçan sevgiyle taşan, çocuğu yerine düşünen, duyan, hareket eden, iş yapan, hatta konuşan bir annenin çocuğu bir parazit halinde gelişmeyi ve her şeyi başkalarından beklemeyi tercih eder. Daima öne geçer. Kendisini önemli bir kişi sayar. Herkesi kendisine hizmet etmeye zorlamak, herkesi parmağının ucunda oynatmak ister. Bencil eğilimler geliştirir. Başkalarının egemen olmayı, başkaları tarafından beğenilmeyi, hiçbir zaman vermeden daima almayı kendisine hak sayar. Bir veya iki yıllık bu çeşit hazırlık, çocuğun sosyal duygusunun gelişmesini ve işbirliği eğilimini tamamıyla ortadan kaldırır. Zaman zaman başkalarına dayanan, başkalarına egemen olmaya çalışan şımartılmış çocuklar, kısa bir süre sonra sosyal duyguyu ve işbirliğini isteyen bir dünya, çekilmez buldukları bir dünya ile karşılaşırlar. Aldandıklarını gören bu çocuklar başkalarını suçlarlar. Hayatta yalnız düşmanlık sebebini görür. Sorunları kötümser bir mahiyet taşır. Hayatın bir manası var mı? Yakınımı neden sevmeliyim? Bunların topluluğun isteğine uymalarının tek nedeni, aykırı hareket ettikleri takdirde karşılaşacakları tepkilerden ve cezalardan korkmalarıdır. Toplulukta iş ve aşk problemleriyle karşı karşıya geldikleri zaman sosyal menfaat yolunu bulamayarak şok geçirirler. Bunun organik ve ruhsal etkisini duyarlar. Bir başarısızlık gibi düşündükleri şeyden sonra yalnızlığı ararlar. Bununla beraber çocukluklarından beri kazandıkları durumlarında bir haksızlığa kurban gittiklerini düşünmekte ısrar ederler. Şimdi bütün karakter özelliklerinin yaratılıştan gelmediğini, bu özelliklerin aynı zamanda ve her şeyden önce tamamıyla hayat stiline bağlı münasebetleri ifade ettiğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Bu özellikler çocuğun yapıcı faaliyetinden meydana gelen ortak bir eserdir. Şımartılmış, bencilliğe teşvik edilmiş olan çocuk az veya çok bencil özellikleri geliştirir. Her şeyi ele geçirmek isteyerek kıskanç olur. Bir düşman memlekette yaşıyormuş gibi aşırı derecede hassas, sabırsız, duygusal krizlere elverişli ve haris bir varlık haline dönüşür. Bunlara yalnız kalma eğilimi ve aşırılığa kaçan ihtiyat özellikleri katılır. Elverişli bir durumda bulunan şımartılmış bir kimsenin gidişatını anlamak her zaman kolay değildir. Elverişsiz bir durumda bulunduğu ve sosyal duygusu denemeden geçirildiği zaman bu iş daha kolay olur. Şımartılmış kimselerin dünya hakkındaki görüşleri, düşünceleri gerçek dünyadan çok farklıdır. Bunların insan oluşlarına olan itibak güçleri az veya çok kaybolmuştur. Bu ise onların sürekli hayatla çatışmalarına sebep olur. Bu çatışmanın zararlı sonuçları çevrede üzüntü yaratır. Onları çocuklukta gürültücü, şikayetçi çocuklar, sonraları suçlarlar, intihar etmek isteyenler, sinir hastaları, uyuşturucu madde tiryakileri arasında birbirlerinden farklı olarak görmekteyiz. Bunlar çoğu zaman tatmin edilmemişlerdir. Başkalarının başarıları karşısında çaba gösterecekleri yerde sadece büyük bir kıskançlık duyarlar. Sürekli başarısızlıkla karşılaşmaktan, önemsizliklerini belirtmekten korkarlar. Çoğu zaman hayatın isteklerinden kaçarlar. Bu kaçışın bahanelerini bulmakta zorluk çekmezler. Bu insanların bazıları hayatta başarı gösterebilir. Bunlar güçsüzlüklerini gideren ve kusurlarından yararlanan kimselerdir. Bu kimselerin iyileştirilmeleri ve değiştirilmeleri ancak ruh yoluyla olabilir. Başarısız olmalarında hayat stillerinin oynadığı role yavaş yavaş onları inandırmak gerekir. Önleyici tedbir burada bana daha önemli görünmekte. Aile özellikle anne çocuğunu şımartacak kadar sevgisini ileri götürmekten sakınmalıdır.